Ebeklere iyi oluyor abi. Oyu ben vermiyorum, onlar veriyor. Elleme iyi oluyor. Gidip de bir lüks semtlerde oy almıyor. Dikkat et, hep kırsal kesimde oy alıyor. Elleme burunlarında gelsin. İşçi veriyor, köylü veriyor. Elleme burunlarında gelsin, daha kötü olsunlar. Ya ekonomi bakanına daha önce Tayyip ne dedi? Hırsız dedi, değil mi? Kardeşim, hırsızsa benim paramın kasanın üzerinde sen bir hırsızı niye getiriyorsun? Niye getiriyorsun? Soruyorum ben sana. Şimdi NAS dediler, faizi düşürdüler. Yanlış yapmışız deyip döndüler, halktan özür dilediler mi? Dilediler mi? Ne bekliyorsunuz ki? Ya düşünün yani, bu memleketi Mustafa Kemal Atatürk kurdu. Ondan sonra kimler yönetti? Yani en kötü zamanda gelen liderimize bakın, en iyi zamanları yaşarken kimler geldi bir de ona bakın. Ya hemşerim, biz elektriği yatırsak pazara gelemiyor. Pazara görsek suyu yatıramıyor. Suyu yatırsak kira kalıyor. Nasıl ekonomi bakanı nerede yaşıyor ya bunlar Allah aşkına ya? Ben tır şoförüyüm kardeşim. Ben vize alamıyorum ya. Yurt dışına çıkacağım, vize alamıyorum, vize. Her sene aynı şeyi söylüyor. Daha da batırıyor ama bir türlü düzeltemiyor. Nasıl değerlendiriyorsun fiyatları? Hükümet geçsin. Bir de ne ucuz bir şey var mı baksana. Bak, telefona çıkıyorlar. Şu bu bu. Halbuki yalan. Yalan o ahirette kaldı, ahirette şimdi değil. Ya zaten ekonomi bakanı bir maket koysalar aynı ya. Yapay zeka diyorlar ya. Her şey ona dönecek ondan sonra. Ekonomi bakanı kendi konuşuyor artık, adam ne yapsın? Nemati özledik. Bazı güzel lafları vardı. Çok pahalı. Çok pahalı. Valla pazar fiyatları, emekliye 10 bin lira veriyorlar, bir pazar yapmıyor, burunlarına gelsin. Meclistekiler kendilerine 39 lira zam yaptı. Zihirle zıkkım olsun hepsine. Ne olacak abi bu emekliğin hali? 12%. Emeklere iyi oluyor abi. Oyu ben vermiyorum, onlar veriyor. Elleme iyi oluyor. Gidip de bir lüks semtlerde oy almıyor. Dikkat et, hep kırsal kesimde oy alıyor. Elleme burunlarında gelsin. Asgari ücretinden zam alıyor ama asgari ücrete zam yapıyor. Aynen öyle. Aynen. Asgari ücretli veriyor, emekli veriyor, işçi veriyor, köylü veriyor. Elleme burunlarında gelsin, daha kötü olsunlar. Ya ekonomi bakanına aç Google'da. Daha önce Tayyip ne dedi? Ne dedi? Babacan'la ilgili halk ben hırsız dedi, değil mi? Kardeşim, hırsızsa benim paramın kasanın üzerinde sen bir hırsızı niye getiriyorsun? Niye getiriyorsun? Soruyorum ben sana. Neden? Madem sen bu adama hem hırsız diyorsun hem de kasayı teslim ediyorsun ya. Elleme bu, daha kötü olsunlar abi. Pazar fiyatları çok güzel. Millet halinden memnun, görüyorsunuz. Vallahi tabii ki şikayet ediyor. Yani sonuçta en basitinden söyleyeyim ben, hani pazarı geçtim. Yani, evet ben bir araba yıkatayım diyorum. Biber yapıyorsa onda baharlı gel. 50 milyon, 50 ha. Kırmızı biber, 50 domates, 30-31. Kesinlikle haklısın teyze, ben şaka yapıyorum. Sen bak, rahat boş ol. Boş giderim ha. Bak boş giderim ha. Bir şey almadım ha. Bak boş giderim. Ya bir araba yıkatayım dedim. Elimde vallahi bir şey yok. Ya, bir araba yıkatayım dedim. En ucuzu 350 lira ya. 350 lira nedir ya? Korktum. Bastım, geri çıktım yani. Ya şurada bakın, 150 liraya paçavra satıyorlar. 150'den aşağı doğruduruz, bir şey yok. Yani ne bileyim, herhalde son zamanlarda en meşhur şey değil mi? Fasulye galiba, değil mi? Görüyorsunuz 100 lira, 150 liraya satıyorlar. Ya şimdi NAS dediler, faizi düşürdüler. Yanlış yapmışız deyip demediler de dediler uygulama olarak. Döndüler, halktan özür dilediler mi? Dilediler mi? Ne bekliyorsunuz ki? Yani kusura bakmayın halkım, sizden özür diliyorum. Ben yanlış düşünmüşüm. Faizi düşürmek hataymış. Geri tekrar çıkarıyoruz dediler mi? Yok. Sadece dış güçler. Efendim nedir o? Geziymiş. Değil mi? Uyduruk şeylerle milleti oyalı. Bu kadar basit. Ben toplumun daha ileri gideceğini de düşünmüyorum. Daha ileri gidebilmesi için seçim sisteminde koşullar olması lazım. Mesela atıyorum, belli bir dönem üniversite mezunun altında kimse oy vermemeli. Yurt dışı seçmeni olmamalı. Bu tür şeyler yapılmalı. Başka türlü bu memleketin kurtuluşu yok gibi duruyor. Ya düşünün yani, bu memleketi Mustafa Kemal Atatürk kurdu. Ondan sonra kimler yönetti? Yani en kötü zamanda gelen liderimize bakın, en iyi zamanları yaşarken kimler geldi bir de ona bakın. İçine düştüğümüz durumun en güzel özeti. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet şu anda ne hal? Araplarla yarışıyoruz. Tabii Araplar derken petrol Arapları değil, sürünen Araplarla Afganistan'da. Nasıl fiyatlar? Fiyatlar uçmuş beyefendi. Fiyatları değerlendirmemiz imkansız bir şey yani. Daha doğrusu yaşamamız imkansız. Fiyatlar uçuk, güç yok. Ha, para çok ama paramızın değeri yok. Yani pul, harbiden pul. Sağ olsunlar, harbiden iyi yere getirdiler. Bu 2000 bilmem ne Türkiye'si diyorlar ya, bilmem ne Türkiye'si falan filan. Ben bilmiyorum, onlar büyükten uçurdukları için. İnşallah yakalayacağız ama nasıl yakalayacağız bilmiyorum. Zamlarla mı yakalayacağız ya da komple dibe çöküp enflasyonu komple iyice yaşayacağız, öyle mi yaşayacağız bilmiyoruz artık da, ama hayırlısı artık. Emekliye bayağı bir zam geldi. Evet. Emeklinin zaten yaşama ihtimali sıfır.
Yani emekli ölsün diyorlar ya. Çünkü emekli oy vermedi. Emekli bir yere getiremediği için emekliye bir şey yok. Yani yapacak bir şey yok. Yani sürünmeye devam. Durum bu. Ay şu zamana kadar düzeltmemişler. Bundan sonra 2026'da mı düzeltecekmiş? Kadardan madardan bilmem nelerden petrolleri mi varmış? Onu mu satamamışlar? Nasıl düzelteceklermiş Mehmet Bey? Ekonomi Bakanı. Yahu hemşerim biz elektriği yatırsak pazara gelemiyor. Pazarı görsek suyu yatıramıyor. Suyu yatırsak kira kalıyor. Nasıl Ekonomi Bakanı nerede yaşıyor ya bunlar Allah aşkına ya. Bunları duyarlar mı inşallah bizimkiler? Bu ekonomi yönetenler duyarlar inşallah değil mi? Ha? Dediğim gibi az önce bahsettim. Kuruşumuz yani kuruş yok. Hiçbir değerimiz yok hocam. Türkiye Cumhuriyeti çöp devleti oldu. Yani şöyle söyleyeyim sana. 81 vilayet mi var Türkiye'de? Doğru mu? Dünyada diyelim ki 10 bin vilayet var. Türkiye'de dahil olmak üzere. Türkiye Cumhuriyeti çöp olaraktan görünüyor dünyanın gözünde ya. Ben tır şoförüyüm kardeşim. Ben vize alamıyorum ya. Yurt dışına çıkacağım vize alamıyorum vize. Özür dilerim. Suriyeli, Muriyeli, Afganlı falanlı filanlı kesinlikle bir şey ayırt etmek gibi olmayalım ama. Ama ben Suriye'de arkadaşlarım bak linç edildiler ya. Yazık günah değil mi? Tırlar yakıldı, arabalar yakıldı. Yazık günah değil mi abi? Ama biz burada kol kanat geriyoruz. Ben şu gün 27 bin lira kira verirken 16-17 bin lira kira veriyorum. Hayır sen çıkabilirsin diyor. Ben 10 senedir oturuyorum. Sen çıkarsan ben yerine 4 tane Suriyeli getiririm. Atıyorum 5'er 5'er alırım diyor. Ona veririm diyor. Yani bu nasıl bir ekonomidir ya? Nasıl bir şimşektir? Harbiden şimşek gibi çaktılar ha. Değerlendiriyorsunuz fiyatları pazarda. Uçmuş uçmuş. Bir biber kaç para ya? Düşünün mevsiminde biberin kilosu 50 lira. Bu asgari ücret 17 lira. Ev kiraları 19-20 lira. Bu şekilde halk nasıl geçinsin? Düşünün. Ekonomi Bakanı da asgari ücret düşük değil dedi Türkiye'de. Onlara göre düşük değil. Bir de halka sorsunlar. Girsinler halkın yaşadıklarını onlar yaşasın. Bir görelim bakalım geçinebiliyorlar mı geçinemiyorlar mı? Onun durumunu da onlar değerlendirmiyor. Onlar kendi ne de olsa tuzları kuru. Yattıkları yerde saraylarda halk geçinir. Asgari ücret veriyoruz geçiniyorlar ne de olsa diyorlar. Ama gelsinler görsünler bakalım geçinebiliyorlar mı? Daha batıyoruz ama bir türlü düzelemiyoruz. Her sene aynı şeyi söylüyor. Daha da batırıyor ama bir türlü düzeltemiyor. Aldılar Suriyelileri. Alsınlar. Biz ırkçılık da yapmıyoruz. Ama durumun geldiği hale bakın. Suriyeliler var diye ev kiraları uçtu. Onlar sigortasız, onlara her şey bedava, ücretsiz, her şey sağlanıyor. Ama kendi halkının durumunu bilmiyor. Bir de gelsin kendi halkını görsün. Ne sefiller. Biz gidiyoruz asgari ücrete. İnan ki çocuklarımız, küçük küçük çocukları evde bırakıyoruz. Sırf asgari ücrete gidip çalışıyoruz ya. Çocukları evde bırakarak gidiyoruz. Aklımız evde kalıyor sırf onlar için. Ama bunu görmüyorlar. Görmedikleri için yerlerinde öyle rahatlar. Pahalı. İşte bu aldığımız. Gerçekten alamıyorum. Başka bir şey almayacak mıyız? Almayacağım inan ki. Bundan eve gidiyorum ne yapalım? Kiradayız. İşte perişanız yine de. Emeklilik var mı? Emeklilik var aldığımızı kiraya veriyoruz. Zam geldi. Kendi emeklim değil benim emekli. Bu da bekçilik yapıyor öyle işte. Geçim derdine düşmüşüm. Yeterli mi zamlar, emekli zamları? Hayır. 10 lira ne ki? 2 milyarı bırakıyoruz elektrik, su, telefon, şu bu. 8'i de kira, 4'ü de 8. Öyle oldu işte. Ne yapalım yine sağlık olsun. Pazar hiç iyi değil. Ben dün Ençe'de geldim. Oralar güzel. Ne? Amasya'da falan. Evet. Abi İstanbul. Aslında Tayyip'in hiçbir suçu yok. Suç İslam. Tabii yönetim yok. Kimse yönetmiyor ki. Herkes tuttuğuna satıyor. Bu hafta diyor ki bizim giderimiz çok iyi. Köprüye bile para veriyoruz. Doğru söylemiş. Ben ne diyeyim buna? Doğru söylüyor. Peki emekliye gelen zammı nasıl değerlendiriyor? Ya vallahi ben tek başımaya mutluyum. Yani mutsuz olanlara git söyle de ki bu emekli miyiz? Emekliyim. Evim nasıl var. Nasıl buldun zammı? Evim güzel. Her şeyi güzel görüyorum. Her şey. Zam da iyi. İnsanlar rezil. İnsanlara bu daha az. Daha kalitesini versin ki belki insan olsun. Başka türlü yol yok yavrum. Daha üstten. Maaşı 20-30 bin lira maaş alırsan doğru. Ama 10 bin lira emekli maaşı alırsan nasıl geçineceksin? Ya yok da yani sebze meyve de yok. Şeyle tezgahlar yok yani eski tezgahlar yok. Peki emekliye gelen zammı nasıl değerlendiriyorsun? Valla bana zam gelmedi. Çünkü kök maaş düşük olduğu için aynı maaş alacak. 22 yıldır düzeltmediler. Şimdi mi düzeltiyorlar? Kimi kandırıyorlar? Kendilerini kandırıyor. O maaşla kendileri geçinsinler. Bakayım nasıl geçinebiliyorlarsa bir halkın içine girsinler. Bu pazarı gelsinler, dolaşsınlar. Ama oturdukları yerde konuşmak güzel. Nasıl değerlendiriyorsun fiyatları? Hükümet geçsin. İyi normal güzel. İyi normal.
Biraz şikayet ediyor da pahalı diyor. Ya şimdi piyasa serbest piyasa olduğu için ekonomik. Ondan sonra bazılarında pahalı, bazılarında ucuz. Öyle işte birbirini dengeliyor yani diyebilirim. Emekliyiz. Geldi mi zamlama? Geldi. Yani şimdi nasıl bulayım? 17 bin liraya çalışan bir kişi 15 bin lira ev kirası. Nasıl zammı şey yaparsın? Bir karı koca 15 bin lira, bir ev kirası 17 bin lira. Nasıl karşılarız bunu? Ha? Normal karşılayabilir miyiz? Ha? Bunun elektriği, suyu, telefonu, doğalgazı hesabını yapalım yani. Yani bunu kime sorarsanız size aynı cevabı verecek. Valla ben 60 yaşındayım, böyle gelmiş böyle gidiyor işte, düzeleceğini zannetmiyorum yani. Bana sorarsan Türkiye gitmiş de duruyor. Doğruyu konuşacaksa. Bir de ne ucuz bir şey var mı? Baksana. Bak telefona çıkıyorlar. Şu şu bu bu. Halbuki yalan. Yalan o ahirette kaldı. Ahirette şimdi değil. Tabii. Hayır değil, düz zaten. Valla fiyatlar iyi olur mu ya? Pazarı çıkıyoruz. Bir şey almadan geri gidiyoruz. Emekli maaşına kaç liraydı? Değil. Ne olacak, verdikleri 10 bin lira da tam almıyordu. Gene kesinti oluyor. 9700, 9600, 9800 öyle elimize geçiyordu yani. Kesinti oluyor. Ya yeter olur mu? Ben 20 bin lira kira veriyorum. 10 bin lira maaş alıyorum. Nasıl geçineceğim? 22 senede düzeltmediler. Bundan sonra mı düzeltecekler? Ben sanmıyorum düzelteceklerini. Mümkün değil. Pazar fiyatlarını nasıl buldun? Pazar fiyatları mı? Sormaya gerek var mı sence? Yok. Pahalı her şey. Bir daha 2 hafta önce mesela ben 500 lira çekiyordum bankamattan gidip bunu almak için. Şimdi 700-800 belki bir ya da 2 haftaya. Bir de artıyor mu çekiyorsun? Artıyor. Artıyor tabii ki. Ya bir slogan var. Belki 2 slogan var. Ekonomi, ihracatımız çok iyi. Ekonomimiz, enflasyon tek rakama düşüreceğiz. 3 sen diyor, 5 sen diyor. Böyle slogan yapmışlar. İnsanlar da artık beyin olarak donmuş. Hepimiz böyleyiz. Kanmışız gidiyoruz ama şu an ben bir özel sektör bir şekilde çalışıyorum. İnan ki kiradayım. 5-6 bin lira kira parası veriyorum. Ben de ne yaptığımı bilmiyorum aslında. Öyle bir şeye geldi ki artık hayat mücadelesi, ekonomi. Başta ekonomi ama hepimiz uyuşmuş bir yolda gidiyoruz. Uçurum. Hani diyorlar ya halk arasında freni patlamış bir kamyon. Aslında bizim freni çoktan patlamış. Kamyon nerede? Peki de durmuş da bizim halimiz çok kötü. O yüzden çok kötü. Ya zaten ekonomi bakanı bir maket koysalar aynı ya. Yapay zeka diyorlar ya. Her şey ona dönecek ondan sonra. Ekonomi bakanı kendi konuşuyor artık, adam ne yapsın? Başındaki adam hepsi onu öğretiyor. O da öyle şey. Ekonomi kim gelse, sen de gelse düzelmez bu saatten sonra. Bitmiş zaten. Nemati özledik mi? Bazı güzel lafları vardı. Onları özledik sadece. Evet. Başka yok. Allah hepimiz için hayırlısını nasip etsin ama çok kötü ekonomi açısından. Önceden ekonomi çok bilmiyorduk ama bu son senelerde ekonomi beynimize oturdu. Zor. Küçük o yüzden. Evet. Çocuk bile artık psikolojik. Ben ekonomi diyor işte çok pahalı baba. Bunu dikkat edin. Kaç yaşında? 7'ye girdi. Ben 7 yaşında ekonomi diye bir şey bilmiyordum. Daha okula yeni gidiyordum. Kıyafetler gene çok ucuz. Gördüğün gibi indirilmiş saat ucuz. Sen de ucuz ama her yerde ucuz mu böyle? Pazarda yani. Yani şunu demek. Pazarda şu anda en uygun olan kıyafettir. 150 lira diyorsun bir peniye. 150 lira bir peniye. Tişörtler 150 lira. Gömlekler 300 lira. Yani kampanyalı ürün satıyoruz biz. O yüzden meyvezler de yanına yanaşılmıyor. Herkes ürününe ucuz diyor. Yok yok, herkes demiyor. Bak bir şeftalinin kilosu 60 liraya satıyor örnek. 2 kilo şeftaliye bir penye parası. Haksız mıyım? Onu bir günde oturup bir seferde oturup bitirebiliyorsun. Bunu bir iki sene kullanabiliyorsun. Yani genel olarak nasıl? Genel olarak yani şöyle söyleyeyim. Bak biz kıyafetçiler müşteri yani para artırırsa meyveden zebzede yiyecekten artırırsa bize uğrar. Artmazsa hadi eyvallah haftaya görüşürüz. Peki işleri? Normal. Normalde şu anda bizim iş yapma sezonumuz bizim. Bu aylarda bizim iş yapma sezonu ama gördüğün gibi normal. Tek tük. Genel olarak iyi değil. Öyle diyeyim.